Sen niye moralin bozuldu? Akşam akşam angarya çıktı diye mi? Yok, bir şeyim yok. Bakalım evde bizi neler bekliyor? Boş içki şişeleri. O kadar eminsin yani kadınla alkolik olduğundan. Endoskopide varis çıkmadı. Alkolik siroz olsa çıkardı. E çocuk da annesinin içmediğini söylüyor. Çocuk adı üstünde çocuk. Kadın da alkolik. Şizofren olsun olmasın bütün alkolikler içmediğini söyler. Geldik. Beş. Altı. Altı numara orası. Narkoz Bey, buyurmaz mısınız? Ya yok, ben buyurmam. Ben çünkü hocanın beni maymuncuk gibi kullanmasından çok sıkıldım. Buyur lütfen. Aç, bekliyorum seni. Bayağı film izlenmiş. Amerikan filmleri mi izliyorsun? Önericiğim, eğer hemşireye söyleseydin, anahtarı getirseydi böyle olmazdı biliyorsun değil mi? İşte hemşireye söylediğin zaman da hoca fırça kayıyor. Onu da yapamıyoruz. Onun yerine ben direkt çocuğun çantasından anahtarı aşırdım. Ama aramızda. İyi de abicim uğraşıyorum yarım saattir. Niye söylemiyorsun başından beri? Ama iyi gidiyordun, açacak gibiydin. Yapacaksın bu işleri. Yavaş ol, kırarsın. Ne? Yavaşça kırılır kart. Kırdın. Lütfen açar mısın artık şu kapıyı? Kapıyı mı? Tabii ki de açarım ya. Söylesene baştan. Allah Allah. Tövbe tövbe. Ne enteresan adamsın ya. Kerem, salonda uyuyor. Niye salonda uyusun ki? Çünkü eğer salonda yatarsan evin geri kalanına hakim olursun. Yattığın yerden bütün odaların giriş çıkışını görürsün. Banyoda bir şey yok. Bu ne ya? Çocuk annesinin giyeceği kıyafetleri günlere göre mi düzenlemiş? Yeterince organizasyon, yeterince düzenleme yaparsan kontrol edilemeyeni kontrol edebilirsin diye düşünürsün. İlaçlarını ver, eşyalarını düzelt. Belki o da düzelir dersin. Sen bu çözümleme işini psikiyatri stajında falan mı öğrendin? Hayır. Hayat okulunda. O zaman çocuğun uyumadığı odasına gidiyorum. Thank you.
Emre hocam gel. Klorpromazin. Klufenazin. Güzel. Tioridazin. Buna da afiyet olsun. Her şeyi denemişler. Ampisilin hariç. Dokunmamışlar bile. Kapağını bile açmamışlar. Bizim çocuk doğru söylüyor o zaman ha? Selim'in teorisi yattı. Umarım K vitamini eksikliği değildir. Bu sefer hoca değil, ben haklı çıkayım diyorsun değil mi? Aynı his bende de var. Yalnız ne boş ne dolu şişe var. Alkol denemeyeyim miyiz? Bu ne ya? Bunlar bir şey yemiyor mu? İşte bunu yiyorlar. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği. Bu da akşam yemeği. Karşınızda K vitamini eksikliği. Hoca yine haklı çıktı. Hoca yine haklı çıktı. İnsan her gün aynı şeyleri nasıl yer ya? Yok muydu başka bir şey evde? Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyor çocuk işte. Yani bütün parasını buna yatırıyorsa da en azından hızlıca çözüyor yemek işini. Doğru söylüyorsun aslında. Üç öğün yemek pişirecek hali yok çocuğun. Günaydın gençler. Günaydın. Bunlar nedir? Kerem ve annesinin evinde bulduğumuz ganimetler. Sadece ve sürekli dondurulmuş pizza tüketiyorlarmış. Başka hiçbir besin yoktu. Hiç mi bir şey yoktu? Hiçbir şey. Kerem nerede? Çağırayım. Gördün mü hiç suyun yansımasını tuzda? Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi. Büyük bahçelerin küçük içinde, saksılardan birinde gördüm de uyurken uyandırılmış gibi. Beni bir sardunya büyüttü belki. O ben ki bir kadında bir çocuk hayaletimi, bir çocukta bir kadın hayaletimi. Yalnızca bir hayalet mi yoksa? Kerem, merhaba. Hoca seni çağırıyor. Beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu? Heh. Geldi mi doktor? Gel seninle içeride biraz yalnız konuşalım. Aç mısın? Teşekkür ederim. Pizza var. Sağ ol. Buyurun. Kapat. Çocukla yalnız konuşmak istemesine inanamıyorum. Ne oldu? Kıskandın mı? Yediği tek şey bu. Ne yapabilirim? Üç öğün. Başka bir şey yemiyor diyorum. Doktor, her gün sadece bunu yiyerek yaşayamazsın. Ama ben paketin üstüne yazılanları okudum. Besin değerleri gayet iyi. Bir sürü protein kalori var içinde. Kalorinin K'sı var. Ama vitaminin K'sı yok. A var, C var ama K vitamini yok. Annen tam da bu yüzden hastalandı. Peki.
şimdi ne yapacağız? Annene K vitamini yüklemesi yapacağız. O kadar mı? Başka bir şey gerekmez mi? Yok. Her şey yolunda giderse birkaç gün içinde anneni eve götürebilirsin. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.